Yerel seçimler bizim için çok çok önemli bir noktada bulunuyor şu anda. Biliyorsunuz Nevroz ve Nevroz'dan sonraki süreçte biz özgürlükleri tekrardan oluşturmak, halkımıza ait olanı tekrardan halkımıza vermek için bir çalışma sürdürüyoruz. Ve bu çalışmamız da bütün alanlarda devam ediyor. Milyonlara ulaşan bir çalışma söz konusu. Biz de biliyoruz ki işin propaganda boyutu, halkla buluşma boyutunun son noktası sandıklara sahip çıkma noktasıdır. 3968 sandık mevcut şu anda Ahmet'te. Bu 3968 sandığa biz tamamen görevlendirmeleri yapmış bulunuyoruz. Okul sorumlularımızı oluşturmuş bulunuyoruz. Bunun yanında halkımızdan beklentimiz, biliyorsunuz karşımızda iktidar, devletin bütün imkanlarını kullanan bir iktidar ve muhalefet söz konusu. Sorun Kürtler olduğu zaman çok ciddi anlamda bir araya gelen iktidar ve muhalefete karşı halkımızın iradesini sandıklara yansıtmak veya sandıklara sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teknik anlamda şu anda biz 3968 normal sandık ve beraberindeki gezici sandıklarla beraber 3975 sandık için görevlendirmelerimizi yaptık. Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Ancak şunu söylemek gerekiyor, müşahitlik noktasında halkımızın sandıklara sadece sandık görevlisi olarak değil, halk olarak da sahip çıkması gerekiyor. Çünkü şu anda kaybedeceğini bilen iktidar her türlü yolsuzluğu, yöntemsizliği ortaya koyma durumundadır. Ki biz bunu taşımalı seçmenlerden görmüş bulunuyoruz. Ve bunun için de halkımız özellikle oylarını kullansınlar, kullandıkları oylara sahip çıksınlar ve sahip çıktıkları oylarla iradelerini ellerine alsınlar. Bunun yanında özellikle sandık görevlilerine çağrımız da şu noktadadır. Kesinlikle ve kesinlikle sandık sonuçları açıklanmadan, yani sandıklar kapandıktan sonra tutanakların imzalanması gerekiyor. Tutanakları kesinlikle ve kesinlikle seçim başlamadan imzalanmaları bir suç teşkil etmektedir. Bunun için dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü her türlü yol, yöntemleri, hileleri kullanacak olan iktidar bunu da ciddi anlamda kullanacağını düşünüyoruz. Burada halkımıza çağrımızdır. Oylarımızı kullanalım, kullandığımız oylarımıza sahip çıkalım. Biliyorsunuz özellikle Ahmet'te seçimler, Kürdistan'da seçimler dünya gündemine girecek noktadadır. Biz de burada gerekli önlemleri aldık. Bu kadar hukuksuzluğun yaşandığı bir ortamda hukukçu arkadaşlarımızın olması çok çok önemliydi. En az 150'ye yakın bir avukat arkadaşımız sahada görev yapacak. Bunlar ilçe ilçe ayrıldı. Özellikle bazı ilçelerde ciddi anlamda sıkıntılar yaşandığı için buralara ağırlık verildi. Hem gözlemci heyetimiz, hem sandık görevlilerimiz, hem hukukçularımız, hem kriz masalarımız bu noktada aktif duruma geldi ve şu anda çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bizler alandaki hakimiyetimiz hukuksal anlamda, sandık görevlisi anlamında hakimiyetimiz şu an için tam olarak görülüyor. 31 Mart yerel seçimleri Kürdistan'da saat 7'de başlayıp saat akşam 16 itibariyle bitecektir. Bölgedeki algı saat 17 olarak biliniyor ama saat 16 itibariyle sandıklar kapanacaktır. Yaklaşık 3 aydır seçim güvenliğiyle ilgili, sandık güvenliğiyle ilgili çalışmamızın son aşamasına geldik. Güçlü bir koordinasyonla bu işi sonlandırmayı düşünüyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar, Ahmet'te toplam seçmen sayısı 1.164.000 kişidir. Bu toplam sandık sayımız 3.968 sandığımız var. Ahmet ve ilçelerinde toplam sandık sayımız 3.968. Bu sandıklarımızın her birine birer sandık kurulu üyesi ve bir müşahit arkadaş atanmış bulunmaktayız. Hemen hemen her sandığa %100'e yakın bir hakimiyet kurmuş durumdayız. Ayrıca her okula birer okul sorumlusu, bir de yedek olmak üzere toplam 2 okul sorumlusu arkadaş belirlemişiz. Ve bu arkadaşlarımız kendi okullarında bulunan müşahit ve sandık kurulu üyeleriyle ilgili bir genel toplantı yaptı, bir genel eğitim yaptı. Bununla ilgili eğitim süreçlerimiz de bitti. Sandık nasıl kurulur, nasıl başlanılır, seçim nasıl sürdürülürle ilgili hangi konularda itiraz edilir, hangi konularda oy geçerlidir, geçersizdir eğitimi de arkadaşlarla beraber verdik. Bununla beraber bütün il ve ilçe yönetimlerimiz ayrıca genel itiraza yetkili arkadaşlar olarak belgeleri alındı. Seçim günü saat 6'dan seçim bitene kadar arkadaşlar sahada olacaklar.